Değerli seyirciler, değerli meslektaşlarım, şu anda Hollanda'nın Den Haag şehrindeyiz. Bir sürücü öğretmeniyle birlikteyim, görevli bir kardeşimiz. Burada sürücülüğün nasıl olduğunu ve sınavların nasıl yapıldığını bize kısaca anlatacak. Önce kendisini tanıyalım. Merhaba efendim. Merhabalar, ben Kürşat Ballı. Böyle yakın çekim yapalım Celil Bey. Ben Kürşat Ballı, 36 yaşındayım. 14 senedir bu işten uğraşıyorum. Evet, buyurun. Kürşat Bey, şunu sormak istiyoruz. Buradaki eğitim sistemi veya bir vatandaş ehliyet almaya geldiği zaman nasıl bir süreçten geçiyor? Kısaca anlatabilir misiniz? Tabii, illaki. Bir öğrenci önce bize başvuruyor. Evet. Çeşitli okullarımız vardır. Öğrenci başvurduğu zaman öğrenci alacağı derslere göre belirliyoruz. İlk bir ders veriyoruz. Teorik eğitimleri tamamlıyorsunuz. İlk önce onu tamamlıyoruz. Evet. Ondan sonra öğrenci en azından 38 ders, 36 ders alma mecburiyetinde. Onu evet. aldıktan sonra, biz hazırladıktan sonra öğrenciyi praktik dersine götürürüz. Praktik direksiyon eğitimine götürürsünüz. Evet. Aynen öyle. Oraya götürdükten sonra oradaki şarjlar, oradan praktik hocaları öğrenciyi kontrol ediyorlar, imtihana geçiriyorlar. Evet. Öğrenci hazır mı, hazır değil mi? Öğrenci hazır olduktan sonra ehliyeti veriyorlar. Olmadığı zaman da bunu tekrar pratiğe çağırıyorlar. Sınav esnasında, direksiyon uygulama sınav esnasında sağ tarafta oturan denetçinin veya işte aynen. sınavda yardımcı olan veya sınavın yapılmasını sağlayan kuruluşun oradaki görevi veya nereden geliyor size şey olarak? Onlar karayollar yetkileri. Karayollar devlete bağlı. Biz arkada oturuyoruz. Şahıs karayollarındaki ekip öğrenci sağ tarafında oturuyor. Evet. Sınav esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan, kaza vesaire şeylerden kim sorumlu oluyor? O karayollarındaki yetkiliye bağlı. Karayollarda evet efendim. Buradan da duyduğunuz gibi sınav direksiyon uygulama sınav esnasında karayollarından bize eşdeğer olan karayollarından gelen görevli sağ tarafta oturuyor ve sınav esnasında oluşabilecek bir olumsuzluktan veya kazadan tamamen sağ tarafta oturan kişi sorumludur. Aynen öyledir. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere. Sağ olun.